Merhaba. Konuğumuz eczacı Sayın Şahin Altıntaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Evet hemen konuya girelim. Ne dersiniz? Tabii ki. Lütfen buyurun. Eczacılık nedir? Eczacı kimdir? Kime denir? Öncelikle şöyle başlayalım. Tabii ki eczacılık mesleğine dair ve eczacılığa dair Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Sağlık Bakanlığımızın bir meslek tanımı var. Ama genel itibariyle konuya bir bütün olarak yaklaşacak olursak eczacı ilacın molekül aşamasından başlayarak farmasötik kimya dediğimiz molekül keşif aşamasından başlayarak etken maddeden başlayarak e, preparat haline gelip eczanelerimizde hastalarımıza sunulduğu sürece kadar farmasötik teknoloji dediğimiz ana bilim dalıyla birlikte tüm süreci hakim olan, tüm süreci bilen uzman meslek grubuna eczacılık mesleği denir. Uzman kişiye de eczacı denir. Evet. Ki zaten prospektüs gibi konuşmanızdan da bu hemen anlaşılıyor değil mi? Estağfurullah, teşekkür ederim. <laughs> evet. Peki eczacı hangi kurumlarda çalışır? Aslında ülkemizde e, genel bir yanılgı var bu konuyla alakalı ve biz de aslında yeni eczacılar olarak bu genel algıyı yıkmaya çalışıyoruz bilinen Cumhuriyet tarihimizden bugüne kadar gelen süreçte bilinen eczacılar sadece serbest eczanelerde çalışır veya oralarda istihdam edilir diye düşünülüyor. Ama bugün dünyada tabii ki birçok bilim dalının gelişmesi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yüzden farklı alanda eczacılarımız çalışabilmekte. Ülkemizde ise kamu eczacısı olarak, serbest eczanelerde ikinci ve yardımcı eczacı olarak, mesul müdür olarak, üniversitelerde akademisyen olarak, ilaç firmalarında ve ilaç depolarında mesul müdür ve endüstri eczacısı olarak araştırma geliştirme de ruhsatlandırma biriminde, Sağlık Bakanlığının çeşitli birimlerinde, klinik eczacı olarak, fitofarmasi uzmanı olarak, başlıca sayabileceğim bu şekilde onlarca farklı alanda eczacılar istihdam edilmekte ve çalışmaktadır. Evet. Yardımcı eczacılık nedir? Yardımcı eczacılık ülkemizde 2013 yılından itibaren yürürlüğe girmiş olan 6197 nolu yasa ile birlikte mezuniyeti takip eden yıllar içerisinde serbest eczane açmak isteyen meslektaşlarımızın cirosu tutan eczanelerde zorunlu olarak, cirosu tutmayan eczanelerde ise e, eczacının gönüllü olarak çalıştırması gerektiren, gerektiren süreye yardımcı eczacılık süresi denir ve bir yıldır. Evet. Peki Türkiye'de eczacılık eğitimi nasıl? Türkiye'de eczacılık eğitimi aslında Avrupa'nın veya Amerika'nın birçok e, ülkelerinden daha iyi durumda. E, Türkiye'de eczacılık eğitimi 5 yıl, İngilizce eczacılık eğitimleri veren fakültelerimiz de mevcut 6 yıl. E, genel itibariyle eczacılık eğitimleri aslında en temelden başlayıp son sınıfa gelindiği zaman stajlar tamamlanmış, deneyler yapılmış, e, akademik ve bilimsel bilgiler yüklenmiş şekilde devam etmekte ve bitmektedir. Peki eczacılıkta uzmanlık nedir? Eczacılıkta uzmanlık aslında dünyada yıllardır bilinen ülkemizde ise son 4-5 yıldır konuşulan bir konu. Eczacılıkta uzmanlık iki ana basamakta fitofarmasi ve klinik eczacılık şeklinde. Nasıl hekimlerin tıpta uzmanlık sınavı varsa ya da diş hekimlerimizin diş tabiplerimizin dişte uzmanlık sınavı varsa eczacılarda da eczacılıkta uzmanlık sınavıyla birlikte fakülteyi bitirme, bitirdikten sonra 3 yıl bir uzmanlık birimi oluyor. Bu da şöyle aslında bunu daha somutlayacak olursak uzma, klinik eczacılık uzmanlığını bitirmiş bir eczacı ne yapar diye düşündüğümüz zaman. Hı hı. Şöyle hekim aslında hastaya tanıyı koyar, hastalığın teşhisini tanısını koyar, tedavisine gidecek yolda ilacı belirleme noktasında da klinik eczacı görev alır. Hı. Yani aslında reçeteyi eczacı yazar şeklinde aslında bu konuyu özetleyebiliriz. Evet. Peki eczacılık mesleğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? E ee, eczacılık mesleğinin bugün olduğu itibariyle tabii ki birçok sorunu var ve gelecek yıllar e, itibariyle de teknolojinin gelişmesi, yeni fakültelerin açılması, mezun sayısının artması gibi yine birçok fazla sorunu ortaya çıkacaktır. Ama bu demek değildir ki meslek kendi içerisinde bu sıkıntıları çözemeyecektir veya meslek bir bunalıma sıkıntıya, sıkıntıya gidiyor demek değildir. Ben şöyle düşünüyorum. Her kriz aslında kendi avantaj dünyasını doğurur. Teknolojiye adapte olabilmekle, yeni getirilen e, yasalarla e, kendimizi uyarlayabilmekle, dünyadaki yeni gelişmeleri fark edebilmekle aslında eczacılığın geleceği de hem dijitalleşmeyle hem de akademik ve bilimsel bilginin çoğalmasıyla bence önü daha çok açılarak gidecektir diye düşünüyorum. Evet. Peki eczacılık bölümünde DGS bulunmakta mıdır? Eczacılık ee, mesleğimizde e, bölümümüzde DGS bulunmamaktadır. İyi ki bulunmamaktadır diye ifade ediyorum. Çünkü anayasamız gereği 5 ve 6 yıllık eğitim veren fakültelerde dikey geçiş sınavı bulunmamaktadır. Bu da şundan dolayı eczacılık fakültesinin liseyi bitirip de lisans eğitimi olarak kazanmakla DGS'ye girip kazanmak arasında çok fark olacağını düşünüyoruz. Nitekim biz bunları hukuk fakültelerinde tatbik ettik, gördük veya 2 yıllık bölümlerde okuyup hemşireliğe geçen arkadaşlarımız da gördük. DGS iyi ki yok. Olsaydı kaliteyi düşüreceğini düşündüğümüz bir nokta aslında ve anayasal olarak da DGS bulunmamaktadır. Eczacılık fakültelerinde stajlar nasıl peki? Eczacılık fakültelerinde stajlar aslında ülkemizde çok güzel, gelişmiş ve yeterlidir. İkinci sınıfın yaz dönemiyle, üçüncü sınıfın yaz dönemi, dördüncü sınıfın yaz dönemi, beşinci sınıfın bazı fakültelerde hem birinci dönem hem ikinci dönem, bazı fakültelerde ise sadece ikinci dönem olacak şeklinde aslında 130 ila 180 gün Fakültelere göre değişmekle birlikte staj yapılmaktadır. E, fakülteyi okurken stajlarımız stajlarımızda e, serbest eczane stajı, hastane stajı, endüstri stajı, akademi stajı, klinik eczacılık stajı gibi birden farklı alanda arkadaşlarımız staj yapmaktadır. E, Türkiye'de alınan eczacılık diplomasının dünyanın farklı ülkelerinde geçerliliği var mı? E, bu aslında arkadaşlarımızın birçok merak ettikleri konuların başında geliyor. Geçerliliği yok. Bu şundan dolayı arkadaşlarımız zannediyor ki bizim ülkemizin gelişmişliği veya gelişmemişliği ile alakalı olarak lisans diplomamızın dünyada geçerli olup olmamasını kıyasıyorlar ama böyle bir şey yok. Şöyle bir örnek vereyim. Amerika'daki aldığınız eczacılık diplomasının Almanya'da da bir geçerli yok. Dünyada herhangi bir bölümden mezun olup herhangi bir üniversiteden mezun olan arkadaşlarımızın lisans diplomaları diğer başka herhangi bir ülkede kesinlikle geçerli değildir. Dünyada tek geçerli olan diploma ya da eğitim düzeyi doktora yani bilim uzmanlığı eğitim düzeyi geçerlidir. Yani yani burada arkadaşlar bizim ülkemizdeki eczacılık geri veya bizim ülkemizdeki eğitim geri Almanya'da ya da Arnavutluk'ta ya da Hollanda'da geçersiz bu eğitim diye düşünmesinler. Nitekim Amerika'dan Türkiye'ye gelen birisi de denklik sınavına girecektir, fark derslerini verecektir, vatandaş olmak için belli şartları ve kuralları sağlamaya çalışacaktır diye bu açıdan böyle bakabiliriz. Evet. Evet. Şimdi gelecek soruya bakalım nasıl cevap vereceksiniz. Hı hı. Eczacılar ne kadar kazanır? E, e, tabii ki toplumda aslında eczacılık çok kolay para kazanılan ve çok para kazanılan bir meslek grubu olarak düşünülmekte. Nitekim haklılık payı da vardır. E, ama tabii ki e, şöyle söyleyeyim gelişen şartlar ülkemizin içinde bulunduğu durum ilaç endüstrisinin içerisindeki bulunduğu ekonomik durumla birlikte aslında serbest eczacılık eczacılık mesleğinde şu an en çok maddi getirme olduğu gruptur eskisi kadar kazandırmamakla birlikte rakam vermeyeceğim ama yine de tatmin edici rakamlar kazanabiliyorsunuz diğer meslek gruplarına bakarak daha bir nebze belki kolay kazanılabilmektedir. Onun haricinde kamu eczacılığı malumdur devlet memurluğu şeklinde. Üniversitedeki hocalık yine diğer bölümlerdeki hocalarla aynı şekilde. Endüstri için şöyle bir parantez açmak gerekiyor. Eczacının tecrübesine göre, bilgi birikimine göre, kabiliyetine göre, iş yapabilme yeteneğine göre asker ücrette alan arkadaşlarımı da biliyorum. 5-6 ee, basamaklı maaşlar alan, 7 basamaklı maaşlar alan dünyada e, adından söz ettiren Türk eczacılar olduğunu da biliyorum. Uluslararası firmalarda tabii ki. Evet. Peki siz eczacılığın hangi alanında yer almayı seçtiniz? Ee, açıkçası ben eczacılığın yeni inovasyon gerektiren alanlarında e, yer almayı seçtim. Bunun sebebi de şu, e, biz aslında millet olarak şu hatayı çok yaparız. Bilmediğimiz her şeye tükaka deriz. Biraz dışlama e, huyumuz vardır veya korkarız biz yeni mezun eczacılar olarak bugüne kadar gelen durumdan memnun muyuz değil miyiz diye sorusunu sorduk. Memnun değilsek bugüne kadar yaptığımız şeyleri check ettik. Hangilerini değiştirmemiz gerekiyor? Mesela dijitale nasıl bakacağız? Mesela internetteki o, internet ortamındaki eczacılığa ve eczacılık bilgilerine nasıl bakacağız? Akademilerin bugünkü geldiği duruma nasıl bakacağız gibi birden fazla alanda aslında hem örgütlenmeyle hem mesleki gelişimle hem meslek içi ve dışı payda iç ve dış paydaşlarımızla birçok şeyi aslında yeniden dizayn ederek e, yeni bir inovatif yol açmayı tercih ettik kendimize. Bunlar neler? Mesela bizim ilgi alanımıza giren yeni mezun eczacıların ve tabii ki özelde de bizlerin ilgi alanına giren spor eczacılığı, onkoloji eczacılığı, hukuk eczacılığı, uzay eczacılığı, bilişim eczacılığı gibi dünyada aslında yeni yeni disiplin haline gelen, Türkiye'de de yeni yeni konuşulan ve bir bizden sonraki kuşaklara da aslında bir öncü olabilecek, bir yol açabilecek konularla alakalı ilgi duymakta ve o konularda çalışmaktayız. Evet. Eczacılıkta akreditasyon nedir? Eczacılıkta akreditasyon aslında şöyle ifade etmek gerekiyor bunu. Dünyadaki biz biliyorsunuz şöyle ülkemizden şöyle örnek vereyim. Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan bir ülkeyiz. Avrupa Birliği'ne girmek noktasında birden fazla alanlarda, bakanlıklarda, kurum ve kuruluşlarda belli revizyonlar ve belli iyileştirmeler gerçekleştiriliyor. Eczacılığı da bunun gibi düşünebiliriz. Ön, tabii ki öncelikle Avrupa'da daha sonra dünyada belli bir standartizasyonu yakalama, belli bir skalayı yakalama. En azından basic seviyede, alt seviyede belli bir seviye üniversite eğitimlerini ve kalitesi mezun bilgi birikimini, mezun kalitesini getirmek amacıyla 2004 yılında Bologna süreciyle başlayan bir süreç. Bu akreditasyonun içerisinde neler var? Şöyle birkaç örnek vereyim. Yani üniversitede öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısından tutun da Üniversitedeki lavaboların temizliği, sınıflardaki aydınlatmanın yeterliliği, yemekhanedeki yemekler, ders notlarının kalitesi gibi, akademisyenlerin akademik bilgi birikimi gibi yüzlerce farklı alanda kriterin toplandığı bir bütün haline getirildiği bir süreç. Şunu da şöyle yanlış bir algıda düzeltmiş olalım akreditasyon süreci bir süreçtir. Yani ben bugün akredite oldum. Tamam artık bu işi bırakıyorum. Başarılıyım deme gibi bir durumu değildir. Süreci her zaman daha ileri nasıl götürebilirim diye. Yani bir mükemmelliyetçiliği yakalama noktasında yapılan bir çalışmadır. Evet. Peki eczacılık bölümü okurken fakültenin önemi var mı? Kesinlikle var. Bizim özellikle yani son yıllarda açılan eczacılık fakülteleri maalesef ki hem akademik yetersizlik hem ekipman yetersizliği biliyorsunuz eczacılık fakülteleri eczacılık eğitimleri uygulamalı eğitimlerdir. Yani ben eczacılık fakültesi okurken birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar 17 farklı laboratuvar aldım. Yüzlerce saat laboratuvar eğitimi alıyorsunuz. Farmasötik kimyada ilaç molekül sentezlemeden tutun. farmasötik teknolojide ilaçları merhemi yapmayı, şurubu yapmayı, ampulü yapmayı gibi birbirinden farklı yüzlerce e, deneyim kazandık aslında. Reçete hazırladık. Yani ben hatırlıyorum 9000 kadar reçete hazırlayarak mezun olmuşuz. Ama yeni o, kurulan fakültelere giden arkadaşlarımız maalesef ki e, bu eğitimleri alacak laboratuvarlar olmadıkları için ee, bu deneyimlerden eksik kalıyorlar. Ben bunu nerede çok fark ettim? Mezun olduktan sonra ben kamu eczacısıyım. Mezun olduktan sonra kamuda çalışırken uzman bir hekimle benim konuştuğum literatür bilgisi veya derinlemesine bir e, farmakoloji bilgisi, fizyoloji bilgisiyle periferde, yani Ankara, İzmir, İstanbul ve Eskişehir dışındaki bir arkadaşımın konuşması birbirinden çok farklı. Yani aslında aynı dili konuşmuyoruz. Aynı duyguları paylaşmıyoruz bir yerde. Yani bunu sadece eczacılık sadece masa başında yapılan bir memuriyet olmadığı için sahaya inip de birebir de insan sağlığına müdahale edilen noktalar olduğu için kesinlikle eczacılık fakültelerinin hocaların yüzde yüz önemlidir, fark yaratır ve gereklidir diye düşünüyorum. Serbest eczane devri nedir ve bitiyor mu? Ee, serbest eczane devri e, aslında çok güzel bir soru. Bitiyor mu? Aslında kritik noktalardan bir tanesi de bu. Çok güzel bir yerden yakaladınız. Serbest eczane devri 2013 sonrası giren arkadaşların yardımcı eczacılık yapacak arkadaşların aslında 2013 öncesi giren arkadaşlardan eczaneleri devralma sürecidir. Bu şöyledir. Örneğin Türkiye'de herhangi bir ilde açılan mevcut olarak e, bugün faaliyet gösteren eczaneleri belli bir ücret karşılığında resmi ruhsat devriyle kendi üzerlerine almalıdır almalarıdır veyahut yine 2013 öncesi girişli bir eczacımızın eczanesi olmayan bir eczacımızın eczanesini açıp belli bir süre işletip daha sonra kendi üzerlerine devretmeleri yani e, talep eden eczacımızın üzerine ücretin mukabilinde devretmesi sürecidir. Bitiyor mu? Evet bitiyor. Neden? Çünkü şöyle değerlendirelim. Türkiye'de yaklaşık 36 bin tane eczacı var bugün itibariyle. 27 bin serbest eczane var. Bugün Türkiye'de e, ortalama artık son açılan 3 eczacılık fakültesiyle birlikte 4500-5000 tane her yıl eczacı mezun olacak. Ve bu demek oluyor ki tüm eczacılar Devretse bile 5 yıl içerisinde tüm eczanelerimiz tükenecek. E yeni mezunlarımız ne yapacak? İşte burada şuraya geliyor, mesleğin geleceği nereye gidiyor? Hazırcılıktan veya tek düzelikten kurtulmak için yeni alanları kendimize daha fakülte yıllarında, fakülte süreçlerinde stajlarla, eğitimlerle ve farklı şeyler yaparak aşmamız gerekecek. Bu da şu demek oluyor, artık klasik duygu, düşünceden, hareketten, fiiliyattan uzaklaşıp mesleğe ben ne katabilirim? mesleğin içerisinde ben nasıl konumlanabilirim diye düşünmesi gerekiyor. Ve maalesef ki serbest eczanelerde artık 3500 kotasına göre açıldığı için eskisi kadar çok açılamayacak. Ve bir devirlerde bir süre sonra tabii ki azala azala belli bir seviyeye kadar inecek. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve eczacılık mesleğine çok farklı bir bakış açısıyla yaklaşıp bizlere anlattığınız için tekrar hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet Sayın Şahin Altıntaş konuğumuz oldu. Hoşçakalın.